Boyutu mu küçük? Saçlar? Bu istemiyor. Gel yapamaz. Yapamaz. Çok seviyorum. Merhaba arkadaşlar, ben Gamze. YouTube'a gelmeyen yoktu, ben de geleyim dedim artık. Çünkü Instagram'da çoğu arkadaşım artık başlamalısın ve uzun videolar çekmelisin dedi. Dedim artık gelmeliyim, zamanı geldi. Şöyle anlatayım, Instagram'da bir hesabım var, o diyetimi. Diyet sürecimle başlayalı 2 yıl oldu ve bu sayfada yaptığım paylaşımlar sayesinde gerçekten motive oldum. Yediğim içtiğim ve sporumu, motivasyonumu nasıl sağladığımı, neler yaptığımı, bu sürecimi orada sizlerle paylaşıyorum. 20 yaşındayken bu sürece başladım. Şu an 22 yaşındayım, 2 yıl geçti. Ben bu süreçte yaşadığım şeyleri bu kanalda anlatmak istiyorum. Vloglar çekmek istiyorum. Sağlıklı beslenmeyle ilgili videolar çekmek istiyorum. Nasıl beslendiğimle ilgili videolar çekmek istiyorum. Bazen tarif yapabiliriz, bazen diyet günlükleri çekebiliriz. Bazen de bir yere gidip kaçamaklarımızı birlikte yapabiliriz. Kaçamak demeyelim. Ödül de olmasın aslında ya. Chat day. Yok, bu da olmasın. Kaçamak olsun ya. Kaçamak yapabiliriz tek örnek. Onları birlikte yapabiliriz. Farklı yerler görebiliriz. Motivasyon videoları çekebiliriz. Ama bu süreçte ben hep yanınızda olmak istiyorum. Siz de benim yanımda olursanız mutlu olurum. 2 yıl önce diyet sürecime başladım. Şöyle söyleyeyim. Hep kiloluydum. Yani çocukluğumdan beri hep kiloluydum. Kilo alıp verme dönemlerim oldu. Farklı tedaviler uyguladım. Akupunktur gibi işte farklı diyetisyenlere gittim. Ama sürekli böyle kilo veriyorum. Korumaya geçme olayı bile olmuyor ve ben tekrar kilo alıyorum. Bu benim için böyle bir süreç oluşuyordu. Yani ben hiç hatırlamam mesela çok küçüktüm, nadirdir zayıf olduğumu hatırladım. O da böyle çok kısa bir dönemdir. Sonra pat diye o kilolar geri alınmıştır. Seveceğim. Bu benim ilkokul, ortaokul, lise, üniversitenin birinci sınıfı daha doğrusu her dönemimde oldu. Yani kilo benimle her zaman birebir yan yanaydı. Liseye başladığımda tam yani zayıflamış gibiydim. 85'lerdeydim sanırım. Hatta evet 85'lerdeydim ya. Başladım sonra... Çok düzensiz beslendim. Yani gidiyorsun arkadaşlarınla böyle hamburgerler. Ben normalde hamburgeri sevmiyordum. Lisede hamburger yemeye başladım. Normalde fast food'a çok alışkın bir insan değilim. Fast food'a alıştım. Ketçap nefret ederdim. Ketçap yemeye başladım. Mayonez nefret ederdim. Mayonez yemeye başladım. Hala şu an bunları sorguluyorum. Niye yedim ki? Olsun, arkadaş ortamının kurbanıyım. Lisede bunları yedim. İşte kantinde böyle pizza tostlar, kantinde işte çiğ köfteler, her gün çikolatalar, her gün 3-4 tane neredeyse çikolata yemeye başlamıştım bir dönem. İşte kardeşim oldu. Ondan önce diyetteydim 8. sınıfta. Liseye başlayınca kardeşim oldu ve ailemin de diyet döneminde hep benim mesela 8. sınıfta yanımdaydı. İlgisini benden çekmeleri de bende farklı bir kıskançlık oluşturdu sanırım. Ben iyice yemeğe yöneldim. Sonra lise 2, lise 3 ben hep diyetteyim. İşte sonra 1-2 gün sonra bozuluyor. Hep diyetteyim. Sonra bozuluyor tekrar yine. Düzenli bir şey oturtamadım. Düşününce diyorum acaba niye böyle oldu? Yani bu kadar zararlı şeyi yiyebilmek sıkıntı bir şey. Yani evet yiyoruz ama sonrasını pek düşünmüyoruz sanırım. Sonrasını düşünmeye başladım diye kilo verdim. Sonra 12. sınıf üniversite hazırlık. Merkezi bir yerde okuyordum. Her şeye 5 dakika uzaklıktayım. Hani Burger King, işte McDonald's, pizzacılar, tantuni, köfte, mantıcı, baklavacı, her şeyle iç içeyim. Ve öğle yemeğinde dışarıya çıkıyorduk sürekli. Öğle yemeğinde dışarı çıkmak da biraz şey, fazla kalori. Arkadaş ortamında mesela yiyorsun, büyük boy alıyorum. Hamburger'e büyük boy. Yiyorum. Yetmiyor. Arkadaşlarım mesela yarısını yiyor veya ben onun yarım hamburgerine saldırıyorum ya da ben onun kalan patateslerini yiyorum, kalan kolasını içiyorum ve bu şey olmadı bende. Hiçbir zaman Gamze durmalısın olmadı. Durmadım yani. Bir yerde bir insan hadi artık dur, doy dersin ama kendi kendime bunu diyemedim, duramadım. Üniversite hazırlık döneminden sonra ben tercih yapmadım. Mezuna kaldım. Tekrar dershanede hazırlanmaya başladım. Ve hazırlandığım dönemde daha da kilo almaya başladım. 12. sınıfta yanlış hatırlamıyorsam 100 kilolardaydım. Sonra
üniversite dershaneye başladıktan sonra stres, yine merkezi bir dershanedeydim ve fazla yiyordum. Yani gerçekten fazla yiyordum. İşte börek sabah uyanıyorum, gidiyorum börek alarak gidiyorum. İşte sabah uyanıyorum, gidiyorum poğaça yanında götürüyorum. 2-3 poğaça yiyorum. Yanında meyve suyu içiyorum. Yanında çikolata oluyor. İşte ders arasında çikolata falan yiyorum. Öğle yemeğinde yine kantinden falan besleniyorum ve pizza, tost oluyor, işte hamburger oluyor ya da ne bileyim. Zararlı bütün her şeyi yiyebilecek kapasitedeydim o zaman. Ya tamam, arada yenilmesi güzel şeyler bunlar. Tabii ki de yenilecek ama her gün yapılmaz. Her gün yapılmaması gerekiyor. Her gün yapılınca sonuçları gördüm. Gerçekten zararlıymış arkadaşlar. Denemeyin. Hamburgerler gel zaman giz zaman böyle bende bayağı şey oldu. Hiç takmıyordum kiloyu. Sonra bir ara zayıflama kampını düşündüm. Evet, gerçekten zayıflama kampı düşündüm. Zayıflama kampı çok araştırdım. Hatta bütün arkadaşlarım bile bir dönem zayıflama kampı ile ilgili konuşmuşumdur. Yani yapayım mı yapmayayım mı telefonla aramışımdır etmişimdir. O da öyle bir hayal olarak kaldı, olmadı. Sonra üniversiteye geçtim. Üniversiteye geçtiğimde başladığım ilk gün tartılmıştım sanırım 125 kilo. Gerçekten 125 kiloydum. Üniversiteye başladıktan sonra ben yavaş yavaş kilo almaya başladım yine. Ve gerçekten fazla kilo aldım. Yani üniversitede daha da abarttım. Eve geliyorum. Evde gelmeden önce mahalleden çiğ köfte alıyorum. Çantaya koyuyorum. Ve geliyorum odamda yiyorum. Sonra çöpünü de işte gizli saklı yapıyorum. Çöp atıyorum ki annem görmesin. Annem görse kızar. Sanki annem görmese ben kilo almayacakmışım gibi. Çok garip bir düşünce. Ama bence benim gibi düşünen çok insan var. Çünkü size kızan birinin görmemesi içten içe bir huzur getiriyor. Ha bak diyor Gamze, bu aralar hiç yemiyorsun, kesin kilo vereceksin bir anne. Tabii tabii anne, öyle diyorum ama ben gizli gizli oradan yiyorum. Ya da mesela benim çok işte 2-3 tane çikolata alıp çantaya koyup odada yediğim oldu. Bu bence yeme bozukluğuydu. Yani büyük ihtimalle yeme bozukluğuydu. Ben böyle artık bunun gerçekten zararlı olduğunu şu noktada anladım. TLC'de şey izliyoruz. Ağır Yaşamlar. Bu videoyu izleyen çok kişi bilir herhalde. Oradaki insanları görünce gerçekten şok oldum. Yani ya dedim ya ben bu kadar olursam gerçekten ne yapacağım? Ne yapabilirim? Hani bundan sonrası yok. Devamı işte ölüm ya da sağlık sorunları ya da İlla tüp mide ameliyatı, eğer daha fazla olursam. İşte mide ameliyatları araştırmaya başladım ama bir yandan da Instagram'da böyle keşfetme sürekli bir diyetisyen çıkıyor. Allah'ım diyorum, yani hani zayıflatıyor ama acaba nasıl zayıflıyorlar bu kadar hızlı? Ya da nasıl kilo veriliyor bu kadar? Yani kesin ek bir şey kullanıyordur ya. Hani arkadaşlar bu kadar kilo verilmez yani, saçmalamayın diyordum. Gerçekten diyordum. Ama bu arada tüp mide ameliyatını da araştırdım. Fiyatlar falan çok fenaydı. Hadi fiyatları geçtim. Mide ameliyatından da gerçekten korkuyordum. Hala korkuyorum. Yani ameliyat düşüncesinden korkuyorum. Ben ameliyat hayatında olmadım. Gerçi şu an sarkma ameliyatı olursam eğer ondan korkmayacağım ya. O gerçekten korkulacak bir ameliyat değil bence. Yani çünkü benim başarımın sonucuna ulaşmak gibi bir şey olacak sanırım bu. Ve benim için gerçekten büyük bir başarı olacak en sonki hali. Eğer olursam ameliyat. Neyse, bunları sonra konuşuruz zaten. Instagram'da daha çok ulaşmaya başladıkça keşfetime çok fazla düştü. Diyetisyenim. Şu anki diyetisyenim. Kilo ver dedikleri insanları görünce ya dedim kesin ben başlayacağım. Evet başlayacağım dedim. 3-4 ay boyunca para biriktirdim. İşte burslarımdan yemedim içmedim. Dediğim yemedim içmedim. Belki ben 140 falan olmuşumdur da şu 3 ay öncesinde para toplama işlemini olurken hamburger, pizza yemediğim için ya da fazla ekmek, karbonhidrat tüketmediğim için ben kilo bile vermiş olabilirim. Çünkü ben tartıda fazla görmüştüm. 135'leri görmüştüm diye hatırlıyorum. 135'ler kötüydü. Gerçekten kötüydü. 130 da kötüydü. 100'ün üstü de gerçekten kötüydü. Neyse. Ben biraz hırslandım, hatta bayağı hırslandım. Çünkü
başlamam gereken bir şey ve sağlık sorunum var, sağlık sorunlarım oluşuyordu. Dedim artık başlayacağım. Gittim, parayı biriktirdim. Kan testi yaptırdım, randevumu aldım ve başladım. Gerçekten ilk gün hatta ya çok kişi de olur hani inanıyordum zaten bu kadar kilo kesin verecektim falan. Ben de çok olmadı. Ama diyetisyenimi gördükten sonra bana biz bu kiloları halledeceğiz ya demesi gerçekten özgüven ve yapabilirim imajını vermişti ve bu beni çok mutlu etmişti. Dedim yapabilirim herhalde ben böyle giderse yapacağım. Çünkü ben ondan öncesine yani kendime inanmıyordum. Ama dedim mid ameliyatı düşünüyorsun peki ama senden önce doğru düzgün adam akıllı denemedin. İşte kendi kendine yapmaya çalıştın, işte diyetisyene gittin ama o zamanlar küçüktün. Şu an bazı şeylerin daha farkındasın. Devam et. Başla. 29 Mart'ta gittim. 30 Mart'ta ben tamamen diyete başladım. 29 Mart'ta alışverişimi yaptım. Takviye gıdalarımı aldım. Yiyeceklerimi aldım. Kuru yemişlerimi, balığımı, tavuğumu, etimi, her şeyimi almıştım. Ve tam hazırlıklı olarak başladım diyetime. Bazen düşünüyorum keşke bu kadar geç kalmasaydım. Başlamak için bu kadar zaman kaybetmeseydim. Ama demek ki benim bu aldığım kilolardan öğrenmem gereken bir şeyler varmış. Çünkü ben bir yılda 55 kilo verirken gerçekten çok şey öğrenerek, çok şey kendime katarak devam ettim. Yani kilo vermek, evet herkes kilo vermek zorunda değil. Sağlıklı bir vücuttaysan, sağlıklı bir kilodaysan, kendini sağlıklı hissediyorsan, vücuduna zarar verdiğini hissetmiyorsan tabii ki de o kiloda kalabilirsin. İlla kilo vermek herkeste olması gereken bir şey değil. Ya da zayıfıyorsan işte manken gibi olmana gerçekten gerek yok. Ama sağlıklı bir kiloda olmak, hele kilolu olmanın zorluklarını çeken bir insan için çok önemli. Bunu da biliyorum. Beni şu an izliyorsanız belki kilo probleminiz var ya da denk geldiniz bu videoya bilmiyorum. Ama eğer sağlıksız hissediyorsanız ve bu sürecin böyle gitmesini istemiyorsanız, buna bir son vermek istiyorsanız ilk olarak bir diyetisyene gidip profesyonelle çalışabilirsiniz. Ve onun yanında da sporu, yürüyüşü ekleyebilirsiniz. Bunların detaylarına diğer videoda girmek istiyorum. Bu biraz benim böyle kendimi tanıttığım bir video olsun istedim. Biraz üstün körü bir bilgi vermiş olayım istedim bu sürecimle alakalı. Umarım beğenmişsinizdir. Şu an bu videoyu çekerken 2 yılımın dolmasına tam 18 gün var. Ve ben 66 kilo verdim. Yılda 55 kilo verdiğim videolarından sonra 2. yılım dolduğunda 2 yılda nasıl 66 kilo verdim ya da daha da zayıflayabilirim belki. Nasıl 70 kilolarda verdim diye bir video çekebilirim. Ne diyorlardı? Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın.